Aydın'ın Nazilli ilçesinde mevsim dışı yağan yağmurlarda yaşanan sel baskınlarında büyük zarar gören 3 mahalle için çözüm çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın çağrısı üzerine harekete geçen AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, soruna neşter vurmak için çalışma başlattı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, uzun yıllardır sel baskınları ile büyük zarar gören Dallıca, Yıldıztepe, Pınarbaşı ve Yeşil mahallelerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak amacıyla AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile birlikte DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, Dağlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, Eyrek Alevi ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akyüz ve Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sorunlu olan bölgeleri tek tek gezerek çalışma başlattılar. Başkanım, önemli bir sorunun çözüm için buradayız. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi gerek Yıldıztepe Kurudere mahallemiz olsun, gerek Yeşil mahallemiz, muhtarlarımız ve yerel halk tarafından, yine Nazilli Belediyesi tarafından bizlere, siyasi iktidara iletilen bu malum, özellikle yaz aylarındaki, Haziran'daki şiddetli sağanak ve yağışlarla oluşan su baskını ve buradaki oluşan erozyon nedeniyle talep gelince, biz Sayın Vekilimizin önderliğinde bugün gördüğünüz gibi gerek Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz olsun, gerek teknik ekiplerle, gerek belediye başkanımız da burada yerinde sahada bir incelemeler yaptık. Bölge müdürümüz ve ilgili arkadaşlar gerekli notları aldılar. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren bu yaz yağışlarında, özellikle sağanak su baskınlarında, bu her iki mahalle halkının bu sorunları yaşamaması adına biz siyasi iktidar olarak elimizden ne geliyorsa taşın altına elimizi sokmaya hazırız. İnşallah Nazilli İlçe Belediyesi ile koordineli bir şekilde Devlet Su İşleri çalışmalar yaparak bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Ben Sayın Vekilimize, Sayın Bölge Müdürümüze, daire müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Nazilli'nin yıllardır kanayan yarası ve gittikçe sorun oluşturan, büyük sorunlar oluşturan, her yağmurda ciddi sıkıntılar oluşturan, bize yaklaşık şehrin temizliğinde de ve maddi hasarlar, evlere gelen sellerle oluşan vatandaşın ciddi hasarların önüne geçilmesi için Sayın Vekilimiz sağ olsun öncülük yaptılar. Ciddi bir proje var. Hem Hasköy bölgesinin üzerinden, Kurudere'nin üzerinden, Çakıcı Sokağı'nın üzerinden geçecek, Dereköy çayına gelen plase yapacak, o suları şehrimizin içerisine sokmayacak ciddi bir çalışma var. Hem de Köyder Deresi'nden direkt aşağı Dereköy çayına yine bir plase kanalla bütün yağmur sularının inşallah şehrimize zarar vermeden Dereköy çayı vasıtasıyla şehrimizden tahliyesine yönelik önerilerimiz vardı. Biz bunları daha öncesinden dile getiriyoruz. Sayın Vekilimiz Kurudere'deki yüksek gerilim hattı çalışmalarıyla ilgili yaptığı çalışmanı da vatandaşımız dile getirdiği bir husustu. Tekrar gündüz gözüyle bakalım demişlerdi. Müdürlerimiz de geldiler, teşvik ettiler. Ben kendine çok çok teşekkür ederim. İnşallah bu konularla ilgili devletimizde, milletimizde, Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, DSİ'miz, bakanlıklarımız, sayın vekillerimiz bir araya geldiğinde bu sorunları çözebilecek büyüklükte bir sorun bu. Hep bir araya gelip inşallah bu sorunları çözeceğiz. Bir daha da vatandaşlarımızı böyle sıkıntılar yaşatmamak için biz Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Nazilli'nin ciddi problemlerinin bir tanesi. Yılda en kötü ihtimalle 2 ya da 3 defa bu taşkınlar birçok konuta ve araçlara dahi zarar verdi. Evet. Bununla ilgili çalışma başlattınız. Güzel bir çalışma. Ne de soracaksınız? Tabii şimdi aslında daha önce konuştuğumuz tespitin yerinde şu anda tespiti onaylıyoruz. Biz belli bir zaman önce Nazilli'deki muhtarlarımızla birlikte DSİ Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştik. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda genel itibariyle işte DSİ ile ilgili, AİDEM ile ilgili hep sorunlar önümüze çıkıyordu. O gün muhtarlarımızla birlikte DSİ'de bölge müdürümüzün hem çok güzel bir ağırlaması hem de güzel bir sunum gerçekleştirdiler. O güzel sınavın içinde biz tabii çok iyi algılayamadık. Çünkü plansız şehirleşmenin aslında bir tanımını yapıyordu bölge müdürümüz. Yani bu su akarlarının kapanması, özellikle imalat edilmesi, tabii şu anki belediye başkanımızla ilgili bir şey değil bu ama sonuç itibariyle genel bir sıkıntı. İlçe başkanımız da o gün beraberdik. Genel bir sıkıntı bu. Bugün buraya geldiğimizde aynı şekilde
akarların, dere yataklarının yol olduğunu, belediyelerde yol yapıldığını gördük. Bu tabii üzücü bir şey. Bu sene ne oluyor? Yerleşkede su baskınları sıkıntılı noktalara geliyor. Onları yerinde inceledik. Bölge müdürümüz ve bölge müdürümüzün yardımcıları sağ olsunlar. Burada sahada bunun nasıl bir çözüm sağlanabilir? Ona bakıyoruz. Genel itibariyle aslında sorumluluk alanları dışında alanlar burası. Ama yine de sonuçta millet temalı bir hizmet güttüğümüz için biz ne yapabiliriz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bölge müdürümüz de sağ olsun ekip arkadaşlarıyla birlikte geldi. Yerinde inceliyoruz. İnşallah bir çözüm noktasına bir şekilde varacağız. Bu çözüm süreci ne kadar sürecek acaba? Bu teknik bir olay. Tabii bize dışarıdan ahkam kesmek çok kolay ama teknik olarak ne kadar mümkün değil. Onların çalışmalarını bölge müdürümüz yapacak. İnşallah belediyemizle de işbirliğiyle sonuçta milletimize burada bir fayda sağlamak. O artık DSİ bölge müdürünün bize sunacağı rapora bağlı. Evet, biz de buradan önümüzdeki yaz döneminde bu sel baskını yaşamamak dileğiyle diyoruz. Yani İnşallah, inşallah. Mini tane at vardı bu derin içinde. 20 tane at 5 liralı derin içinde. 20 tane at vardı bu derin içinde. Ha, doğru. Abi bizim eskiden sökede de öyleydi ya. Orada da vardı. Burada daha çok kalmış. Ya işte buranın çıkışı da var. Hatta bir de nasıl çıkıyor? İçlerden kapalı kanalarda müdahale etmişler. Hemen bunun üzerinde. Yani orada çamur tutmasa bunlar yani hani bir yıl boyunca temizlenme var. 80 kapıyor. Başkanım şimdi buraya havuzlara yönlendiriyor suyu. Buradaki rusubat temizliyor kendisi daha sonra ama tabii yukarıdan ne kadar malzeme varsa buraya da yığıyor. Biz normalde bent yapabiliriz ama bu yolun üzerine bent yaptığınız zaman geçişler tamamen kapanır. Yoldur.